Evet, Büyük Taarruz'dan sonra bir belgeden bahsetmiştim ve tam o anda ben birinci bölümü bitirdim. İkinci bölümden devam ederim. Nedir o belge? İşte bu enteresan belge aslında bir de Türkiye'nin niyetlerini ortaya koyan, milli mücadeleyi yapan Mustafa Kemal Paşa'nın niyetini ortaya koyan bir belgedir o. Ve Ege Dağları'nın sahiplenmesiyle ilgili bir belge. Edirne vilayetinde bir telgraf çekiliyor. Ve orada deniyor ki elinizdeki imkanlar ölçüsünde bir şey hazırlayın, bir deniz gücü hazırlayıp adaları ele geçirme faaliyetinde bulunun şeklinde bir şey var. Ankara'dan gitmiş bir emir var. Dediğim gibi hemen Büyük Taarruz'dan sonra. Ama tabii o günün imkanlarıyla bunun hayata geçirilmesi zordu. O yüzden işte şeyden sonra İzmir kurtarıldıktan sonra ayrıca bir şey harekatı yapılmadı. Yani deniz harekatı yapılamadı. Çünkü şartlar buna müsait değildi. Tabii donanma olmazsa yani denizde hareket edecek bir hem de savaşacak bir gücün olması Tabii gerekiyor. ki bir de Boğaz'dan meselesi var. Çünkü Çanakkale Boğazı'nda orada bir taraftan Türk orduları Çanakkale Boğazı'na doğru ilerliyor. Diğer taraftan İngiliz işgalinde Boğazlar falan. O yüzden tabii ki bir deniz harekatı zordu aslında. Ve nitekim olay bilahare işte Lozan Barış Anlaşması'nda çözülecektir aslında bu adalar meselesi. Ama bu arada şunu da tabii vurgulamak lazım. Şimdi milli mücadele yıllarına değinince biliyorsun Yunanlar 15 Mayıs 1919'da İzmir'i işgal etti ve giderek işgali genişlettiler. Ve bütün Batı Anadolu'yu ele geçirme gibi bir çabaları vardı. Özellikle Wilson ilkeleri gereği bulundukları yerlerde nüfusu çok gösterebilmek için Yunanistan'dan gemilere insanları doldurdular, Tabii doldurdular, bu tarz şeyler. getirdiler ve nüfusu kalabalık göstermek istediler. Tabii. Antiparantez içi Ve hemen bilgi verilmeli. adaların da kendilerine ait olmasını isterken en önemli kozları bu. Yani nüfus olarak Rumların çoğunlukta olduklarını vurguluyorlar. Yani sürekli olarak. Şimdi bir de tabii Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Paris Konferansı var. 1919 yılında toplanan. Şimdi Paris Konferansı'na o dönemin Yunan Başbakanı Venizelos bir memorandum verdi. Yunanistan'ın taleplerini içeren bir memorandum verdi. Şimdi 12 adalar dışında adalar zaten kendi işgaller altında. Anadolu'yu da bütünüyle yani Batı Anadolu'yu da ele geçirmeyi hedefliyorlar. Dolayısıyla İtalya'nın elindeki 12 adaları da almak istiyorlar. Ve Barış Konferansı'nda sunduğu memorandumda şu var. Diyor ki 12 adalar Anadolu'nun ayrılmaz bir parçasıdır. Dolayısıyla burası Yunanlara verilmelidir. İtalyanlarla hiç alakası yoktur. Peki niye vermiyorlar şimdi madem tabii ki. Anadolu'nun ayrılmaz bir bütünüyse, Tabii parçasıysa? bu ifadeler aynen kullanıyor. 12 adalar Anadolu'nun ayrılmaz bir parçasıdır. O zaman işlerine öyle geldiği için onu savunuyordu. Halbuki tam Türkiye'nin savunmasını gereken bir şey. Ki Osmanlı Devleti de aslında uluslararası konferanslarda bu tezi ortaya koyuyordu. Yani Anadolu'nun bir parçasıdır bu adalar şeklinde. Dolayısıyla Venizelos o dönemde İtalya'dan alabilmek için bu argümanı ortaya koymuştu. Bunu da bilmekte yarar var. Bugün Türkiye için elinde bir koz olarak kullanılabilecek bir argümandır bu mesela. Tabii Paris Konferansı İtalya'da kalmasına karar verdi şeylerin 12 adaların. Dolayısıyla süreç Lozan'a böyle gelindi işte. Lozan'da tabii çok detayına girmeyelim çünkü uzun tartışmalar var. Yani Çok uzun sürüyor. Türkiye şeyi istiyor yani adaları geri almak istiyor. Ondan sonra en azından Boğaz adalarının Türkiye'nin güvenliği açısından muhakkak kendilerinde olmasını istiyor. Yunanlar hepsine sahip olmak istiyor gibi böyle. Tartışma uzar gider zaten. İngiltere Lord Curzon tabii ki her zaman Yunanların yanında gene o şekilde bir tavır alıyor. Yani neticede nasıl bir karara bağlandı? Aslında o 1914 yılındaki Sufalar Konferansı'na benzer bir şey oldu, sonuç çıktı Lozan'da da. Çünkü zaten o bir nevi o dönemde kararlaştırılmıştı. Şimdi dendi ki Boğaziçi adalarında işte Gökçeada, Bozcaada ve orada Tavşan Adaları adı verilen küçük adalar var. Bunlar Türkiye'ye aittir. İsmen sayılıyor yani. Ve bunun dışında Anadolu sahillerine 3 mil mesafedeki bütün adalar Türkiye'ye aittir şeklinde bir
şey yaptı. Sahilden 3 mil içeri girdiğimizdeki oradaki bütün her şey Türkiye'ye ait. Evet. Ama çok az bir mesafe. Yani Yunanistan'la aramızda kaç mil var? Onu da biliyor musun? Yunanistan'da o tabii ki çok uzun. Çok uzun, yani, çok tabii uzak. Tabii ki yani Mora Yarımadası'ndan Anadolu'ya, Batı Anadolu'ya olan mesafe son derece uzun. Yani buradaki 3 mil olayı şöyle. Bazı adalar da tabii ki Yunanistan'a bırakılır ama bunlar da ismen sayıldı. Mesela işte Taşos, Midilli, işte Semendirek, Sisa, Sakız. Yani ismen sayılarak, ismen sayıldı bu adalar. Bunlar da Yunanistan'a ait derdi. Ama aslında onlar 3 milin de içinde 3 milin içinde olmasına rağmen Yunanistan'a bırakıldı. Dolayısıyla burada ortaya çıkan şey şu. İsmen sayılmış, belirlenmiş adalar Yunanistan'a ait. Ama ismi sayılmayanların ismi hepsi... işte burada zaten Türkiye'nin önünde önemli bir koz oluşuyor esas olarak. Yani. Çünkü hangi adalar Yunanistan'a verilmiş isim belli. İsim isim belli. Yani dolayısıyla 3 mil içinde olanlar da Türkiye'ye ait. O zaman 3 milin dışında kalıp da ismen Yunanistan'a verilmemiş olan işte bir sürü kaya parçacığı var. O zaman niye gelip bizim değil mi o adalarımız ya da kaya parçalarını, parçacıklarını bu kadar zorluyorlar? İşte bunun önemli olan bunları sahiplenmek. Nitekim bir olay anlatacağım. 1936 yılında yaşanmış. Türkiye'nin bunları nasıl sahiplendiğini göreceğiz. Hı hı. Ama sonra gene farklı şeyler cereyan etti tabii ki. Şimdi aynı mevzuda tabii İtalya'da devrede olduğu için gene İtalya'ya da benzer bir şekilde Lozan Anlaşması'nda 12 adalar ismen sayılarak yani işte Rodos'tur, İstanköy'dür, Kalimnos'tur, evet. Hatta Meis de bunun içine katıldı. Bunlar da ismen sayıldı ve tevabi diye bir kavram kullanılıyor. Tevabi yani tevabi. 12 ada ve tevabi adalar derken yani bağlantılı adalar İtalya'ya aittir dendi. Yani şimdi buradaki bağlantı kavramı tabii ki bugün en çok üzerinde durulması gereken hususlardan biri. Hı hı. Çünkü mesela Rodos'a bağlı olan adalar veya işte İstanköy'e bağlı olan adalar. Burada anlaşılması gereken şey şu, yakın çevre. Yakın çevre. Yakın çevresindeki adalar. Ama ama bu da çok uzakta, geniş bir kavram. İşte, yani. Şimdi İstanköy'e mesela İstanköy'e daha mesafede olan bir takım küçük adalar var veya kaya parçacıklar var. Şimdi bunlar kimin? Kardak şimdi, böyle bir adı. İşte Kardak tam da böyle bir şey. Yani dolayısıyla bunlar aidiyeti belli aslında. Olmayan adalar. Şimdi aidiyeti belli olmayan adanın en son sahibi Osmanlı Devleti. Dolayısıyla Türkiye. Yani bizim. Şimdi Türkiye'nin bu anlamda çok ciddi bir kozu var. Evet. Yeter ki bir... Zorlamamız lazım aslında yani. Yani bunlar benimdir deyip bunların sahiplenmesi gerekir. Ama işte dönem dönem bazen hassasiyetler oluyor. Bazen umursamazlık oluyor. Dolayısıyla o yüzden de işte Türkiye umursamaz olduğu dönemlerde Yunanistan bunları sahiplenmeye çalışıyor. Şimdi şöyle bir olayı da aslında değinmek gerekir. Bu çok önemli. Ve Türkiye'nin işte bu aidiyeti belli olmayan adaları sahiplenmesi anlamında günümüze de şey verecek, mesaj verecek bir gelişmeden söz edeceğim. Bir yudum çay iç ya. Arada çayımızı da içelim evet, çünkü. Çay içebilirim sana. Şimdi 1936 yılındayız. 1936 yılında Montreux Anlaşması yapıldı. Montreux Boğazlar Sözleşmesi. Evet. Şimdi dönemin İçişleri Bakanı Şükrü Kaya. Şükrü Kaya İstanköylü. Ve bölgeyi iyi bilen bir insan. Şimdi Montreux Anlaşması vesilesiyle Lozan Anlaşması'nı alıyor. Tekrar bir gözden geçirmeye başlıyor. Sonra işte o meşhur maddeler yani 12. ve 16. maddeleridir. Bu adalarla ilgili 12 ile maddeler. 16 arası maddeler. 12. ile 16. maddeler arası bu adalarla ilgili. Hem 12 adalar hem diğer adaları. Lozan'ın evet. Şimdi o maddeleri okurken İşte bu aidiyeti belirsiz adalar kavramı onun dikkatini çekiyor. Evet. Tekrar aklına getiriyor. Yeniden bir değerlendirme yapıyor. Çünkü kendisi de oralı olduğu için biliyor ki çevrede bir sürü başka adacıklar var. Şimdi bunlar acaba ne durumda diyor. Yani Lozan'dan sonra bunlar ne oldu? Çünkü bir süre bazı şeyler unutuldu yani.
Ve hemen ertesi gün İçişleri Bakanlığı müsteşarını çağırıyor. Diyor ki bana aklı başında becerikli 4 tane müfettiş getir. Ve müfettişler, müsteşar kendisi haritaları açıyorlar ve bakıyorlar adalar, o bölgedeki adalara. Ve eğer herhangi bir şekilde sahiplenilmediyse boşlukta olan birçok ada var. Şimdi bunların durumunu tespit etmek için Şükrü Kaya bir ekip oluşturdu. O müfettişlere gidin, kayalıklara gidin, bakın. Tespit yapın. Orada herhangi Yunan'a ait, Yunanlara ait bir şey var mı yok mu? Yoksa bizim. Evet, Yunanlara veya İtalyanlara. Çünkü İtalyan bir kısmı olabilir. İtalyanların ait görünüyor. Ve dolayısıyla o müfettişler yanlarında güvenlik görevlileriyle biraz da gizli bir şekilde gittiler. Bölgede araştırmalarını yaptılar. Döndüler, raporu verdiler Şükrü Kaya'ya. Sonuç nedir? Sonuç şu, çok sahipsiz yüzlerce ada. Ha, şimdi Şükrü Kaya bunu duyunca heyecanı daha da artıyor. Ve hemen insan yerinde zıplar, yaşasın adalar bizim diye. Yani çünkü işte, bir, önemli. Gerçekten çok önemli. O süfera baştan zaten adaların hepsini Yunanistan'a vermiş. Sonra Lozan'da da aynı kararlar çıkmış. Demek ki o açık varsa onları ondan da biz sahiplenmeliyiz. Yani ülke yararına bir sonuç çıkacak burada. Çünkü kaya parçası demeyelim veya küçük ada demeyelim. Onun kara suyu var, kıta sahanlığı meselesi var, hava sahası meselesi var. Bunlar çok önemli. Küçük hiç bilmediğim kaya konular bunlar. Sayenizde ben de öğreniyorum aslında. İyi oluyor. Biliyorsun canım gene de yani en azından. Çok detay bilmiyorum. Tekrar, evet, detay anlamında bir bazı şeyler de tekrar oluyor senin açısından. Şimdi bu açıdan önemli işte. Yani öyle adacık deyip geçmemek lazım. Evet. Dolayısıyla işte Türkiye'nin bunları sahiplenmesi söz konusu. Şimdi yaşanacak gelişmeler de buna yönelik. Yani devlet tasarrufu dediğimiz olayın burada gerçekleşeceğini göreceğiz. Hemen Atatürk'e gidiyor. Diyor ki böyle bir durum var. Şükrü Kaya gidiyor. Böyle bir durum var. Ne yapalım? Atatürk de olayı son derece benimsiyor. Çok haklısın diyor. Biz şu ana kadar bunu ihmal etmişiz. Hemen Maraşan'da görüş, bir şeyler yapalım. Evet, yani sonuca bunları bağlayalım yani. Evet. Ne yapabilecekse bu konuyla ilgili yapın diye. Maraşal dediğimizde Fevzi Çakmakbaşı, yani Genelkurmay Başkanı. Evet. Şimdi Maraşal, Fevzi Çakmak statikocudur. Çok fazla böyle maceraya atılmayı sevmez. Dolayısıyla şimdi bundan sonra yaşanacaklar biraz da bunun paralelinde giden gelişmeler. Şimdi Bakanlar Kurulu toplantısında Şükrü Kaya Atatürk'ün emriyle bunu gündeme getirdi. İsmet İnönü'nde başbakan, dönemin başbakanı. Şimdi Bakanlar Kurulu toplantısında bu açınca diğer bakanlar da heyecanlanıyorlar. Ve dolayısıyla Genelkurmay Başkanı da gelsin, ortak bir karar alalım şeklinde müzakereler, Bakanlar Kurulu'nda müzakereler yapılıyor. Fakat Fevzi Paşa buna taraftar değil. Yani durup dururken başımızı derde mi sokacağız şeklinde bir şeyi var, bakış açısı var. Şimdi orada bazı konuşmaları kısaca bir şey yapayım ben. Çünkü Şükrü Kaya ile bir atışıyorlar orada. Ve sonrasında da aslında etki edecek bir gelişme bu. Şimdi Şükrü Kaya diyor ki ben olayı anlattım size. Şimdi vazife sırası Paşa Hazretlerindedir. Bu adaları hemen ele geçirmelidir diyor. Fevzi Paşa çevriliyor gözler. Ama Paşa son derece kızıyor. Pür hiddet ayağa kalkıyor ve masaya elini vurarak haykırıyor. Erkan Harbi bu mesuliyeti üzerine alamaz diyor. Kim alacak yani? Evet. Yani Erkan Harbi'ye yapacak tabii ki. Dahiliye vekilinin maksadı nedir? Memleketi harbe mi sürüklemek istiyor? Cevap versin, maksadı bu mudur? Fevzi Paşa şiddetle karşı. Şükrü Kaya ise şöyle diyor. Vazife kendilerini tereddüt etmektedir. Eğer hadiselerin seyri bir harbi zarru kılarsa kabine karar verir. O kararda gene Paşa Hazretleri tatbik ederler. Evet. Fevzi Paşa şöyle mukabele ediyor buna. Kendisinde bir harbi de göze alabilecek cesareti görebiliyorsa bu işi bizzat neden başarmıyor diyor. Ve bunun üzerine Şükrü Kaya da diyor ki peki diyor Paşa Hazretleri emirlerindeki ince filoları 48 saat için dahiliye vekaleti emrine devretsinler. Dahiliye vekaleti de ve sivil idare bu vazifeyi başarmaktan şeref duyarlar.
Ve dolayısıyla ne oldu? Çok cesur. Şükrü Kaya olayı sahiplenmiş. Hı-hı. Yani sahiplenmiş ki Atatürk de zaten bu yönde emir vermiş. Dolayısıyla o zaman Genelkurmay bu işi yapmıyorsa bize en azından bir takım işte verin, çok büyük çaplı olmayan küçük çaplı gemileri verin ve biz yapalım. Kişilere çok merak ettim onları. Yani yoksa burada kaldı mı bu olay? Kalmadı tabii ki. Böyle bir filo oluşturuldu. Yani bir takım saldırılar, yelkenler çünkü Fevri Paşa bunu vermek zorunda kaldı. Ondan sonra gümrük idaresinden temin edilen birkaç gemi ve bu gemiler bütün bu adalara çıktılar. Önceden hazırlanmış tabelalarla adalara isim verildi bir kısmına. Bazı adalara karakol kuruldu. Bazı adalara nöbetçiler yerleştirildi. Yani adalara tek tek gidilip buraların bize ait olduğunu göstermek üzere çeşitli uygulamalar yapıldı. Bayrak dikildi, karakol kuruldu, asker bırakıldı. Aynen. Çok güzel. İsim verildi. İsimsizlere isim verildi. Ve dolayısıyla yüzlerce adaya Türkiye bu şekilde sahip olmuş oldu. Ve şu anda onlar bizim elimizde mi? Yok, şimdi işte yani aslında bunların bir kısmı bugün hala tartışılan atalar. Bir kısmı öyle. Peki sonradan şimdi, Yunanlılar ne yapıyor? Çok yani gerçekten merak edilen bir şey. Şimdi buradaki tepki İtalya'dan geliyor. İtalya'dan. Ben Yunanlar diyorum ama İtalya'da hala orada, evet. Yunanistan 1936 yılında çok da fazla bu işlere şey yapacak, ilgilenecek konumda değil. İtalya Ateşe Militeri birkaç gün sonra geliyor. Ne yapıyorsunuz diyor. Ne yapıyorsunuz, bize savaş mı açıyorsunuz diyor. Fevri Paşa da gördünüz mü bak, tam da işte ben bunu söylemek istiyordum. Ya başımızı olur mu öyle derde, şey Fevzi Paşa ya? Başımızı derde burada soktuk diyor. Hep birlikte mücadele edip davamızda hareket, yani yürümeliydik. Evet ama tabii ki şu enteresan olan şey şu, İtalyanların şikayetçi oldukları ada sadece bir tane. O yüzlerce adadan bir tanesi. Yüz adadan bir tanesi. 99. Yüzlerce adadan sadece bir tanesi. Çünkü bugün için zaten 150 civarında böyle aidiyeti belirsiz ada var. Ki o zaman işte şeyden yani Şükrü Kaya'nın yapmış olduğu tespite göre yüzlerce ada. Onlardan Kalimnos'a 3 mil mesafede olan bir ada, burası bizimdir, niye işgal ettiniz şeklinde İtalya'nın tepkisi üzerine deniyor ki İtalyanlara, tamam orada bir yanlış olmuştur, onu tamam, size veririz. Evet. Öyle bir şey yapıldı, İtalya'nın gönlü alındı ama diğer yüzlerce ada Türkiye'ye katılmış oldu bu şekilde. Tabii sonradan İkinci Dünya Savaşı çıkınca tabii ki bütün bunların statüsü tekrar değişti. Şunu da söylemek lazım tabii ki İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra gene öyle bu adalar, gibi bir şey mi oldu? Paris Barış Konferansı. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Paris Barış Konferansı ve orada bu adalar İtalya'dan alınıp Yunanistan'a verildi. Yani bugün işte 12 ada niye Yunanistan'ın elinde? Rodos ve çevresindeki adalar Yunanistan'ın elinde olma sebebi bu İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra buraların Yunanistan'a bırakılmasından dolayıdır. Ve şuna da bir değinmek lazım. Yani statü ne oldu sonra? Evet, bırakıldıktan sonra. Şu anda hala Yunanistan'da tabii ki. Yani ama şey devam ediyor. Yani isimsiz olanlar devam bu ediyor. Bu adalar, 12 adalar da ismen sayılarak İtalya'ya bırakıldığı için bu ismen sayılmamış olan aidiyeti belirsiz adalar hala bugün muallakta olan adalar. Türkiye bunların kendine ait olduğunu ısrarla söylemeli ve bunları talep etmeli. Yani yine bir Şükrü Kaya gibi birinin çıkması lazım tabii ki. Yani eğer Şükrü Kaya gibi, şimdi de lütfen bizi izleyenler, bu konuda Şükrü Kaya örneğini biz verdik. Belki bunu örnek alıp tekrar haritayı masaya yatırıp şeyleri de eline alıp, maddeleri de eline alıp bu konuyla ilgilenip belki de çalışma yapılabilir. Tabii, neden yapılmasın? Belli. Eğer muallaktaysa, değil mi? Evet. Yani olay belli, anlaşmalar belli, anlaşma hükümleri ortada. Dolayısıyla bu anlaşma hükümlerine göre hiçbir ülkeye, hiçbir başka ülkeye bırakılmamış olan bir takım kaya parçaları var. Yani şu anda biz Şükrü Kaya'nın yaptığı gibi bir şey yapıp, ekip oluşturup o adalara tekrar işte isim versek büyük bir krize neden olur mu ülkeler? Yani işte arasında? Tabii ki şartlar değişti. Mesela o 1996 yılındaki Kardak krizi böyle bir kriz aslında. Orada bir gemi kaza yapmıştı. Onun üzerine
İşte bu Karadağ'ın aidiyeti meselesi ortaya çıkınca o zaman bir tartışma yaşandı. Hatta savaşa kadar gidebilecek gerilim yaşanmıştı o dönemde. Yani o zaman bugün de Şükrü Kaya'nın yaptığı gibi herhangi bir çalışma yaparsak, savaşa gidecek bir şey olursa tabii ki yani kimse savaşmayı şu anda göze alamaz. Öyle bir şeye de gerek yok ama en azından masaya yatırılıp bu maddeler ki çerçevesinde tek tek ayrılabilir. Yani ille de savaşmak zorunda değiliz. Hukuken bir kere bazı şeylerini kanıtlamamız gerekiyor. Evet. Bu anlamda yeteri kadar eli güçlü. Hı-hı. Şimdi mesela Kardak nasıl bir şeyi var? Kardak Kardak kayalıkları Yunanistan'a ait adalardan Kalimnos'a 5.65 mil mesafede. Hmm. 5.5 mil mesafede yani. En yakın Kardak kayalığına en yakın Yunan toprağı Kalimnos adası. Fakat Kardak kayalığı Anadolu'ya 3.6 mil mesafede. Hmm. Yani 6 Yunan mi? Toprağına göre Anadolu'ya çok daha yakın. 600 metreden dolayı şeyin dışında tabii ki 3 milin dışında. Ama aidiyeti belirsiz. Şeyin de Rodos ve çevresi deniyor ya, çevresindeki adalar. Çok muallakta bırakmışlar aslında. İşte yani çevre adalar şeyine de girmiyor, kapsamına da girmiyor. Çünkü Anadolu'ya göre daha uzak. Hatta orada bir de Çavuş Adası var, Türkiye'ye ait. Hı hı. Çavuş Adası'na da 2.4 mil mesafede. Yani Kardak kayalıkları Yunan topraklarına göre Türkiye'ye çok daha yakın. Ama 3 milin dışında. 3 milin dışında ama aidiyeti belli değil. Yani evet, öyle bir kararlar verilmiş ki sanki Yunanistan'la aramızdaki krizlerin, sorunların hiç bitmemesi için çok güzel bir tablo çıkarılmış gibi ben öyle değerlendiriyorum yani. Öyle de olabiliyor tabii ki. Yani bu Türkiye'ye ileriki dönemlerde de problemleri bitmesin. Hı-hı. Bu problemlerle beraber yaşasınlar. Birbirlerine hep düşman şeklinde olsunlar. Evet. Birbirlerini yesinler. Çünkü Yunanistan'la uğraşmak demek aynı zamanda hedef küçültme demektir. Yani küçük bir ülkeyle uğraşıyorsun. O zaman büyük ülkeleri bir tane giderek unutuyorsun. Yani hedefin küçülüyor. Evet. Diğerleri de daha rahat de iş görmüş oluyorlar yani bu şekilde. Yunanistan'la herhangi bir sorun yaşasak hemen Yunanistan'ı yanlarına alıp onun korumacısı olarak da devam edebilirler. Öyle tabii ki. Yani bu tarih boyunca yaşanan birçok mevzu bunu göstermiş. Peki son yani olarak söylemek istediğim bir şey var mı? Sen kapat bu sefer sohbetimizi. Yani şunu söylemek lazım. Devlet tasarrufu dediğimiz bir olay var. Yani devlet tasarrufu dediğimiz olay, bir yerde hakkın varsa o hakkın olduğuna dair bir takım icraatlar yapacaksın ki bunu ispat edesin. Dolayısıyla ama bir takım şeylere göz yumarsan, senin yapmadın ama başkalarının yaptığı bir takım hukuksuzluklara göz yumarsan, bu sefer o devlet tasarrufu yapmış oluyor. Bugün Yunanistan'ın yapmış olduğu gibi. Ve bir süre sonra kazanılmış hak haline dönüşüyor. Ve bugün işte yaklaşık 12-18 ada üzerinde böyle tasarruflar var Yunanistan'ın. Bir süre sonra bunlar benim diyecek. Ve tabi Yunanistan bugün her anlaşmaya aykırı olarak bütün Ege adalarını silahlandırıyor. Yani böyle bir şeye hakları yok aslında. Yani dolayısıyla biz yapsak sonra kıyamet kopar. Yani, evet. Ama onlar dolayısıyla bunu da mesela bir şey olarak sürekli gündemde tutmak lazım. Anlaşmalara aykırı olarak silahlandırılıyor adalar. Artı kendine ait olmayan adaları işgal ediyor. Yani dolayısıyla buna en azından bir nota vererek bunun yanlış olduğunu vurgulaması durumunda, yani ileride bir durum söz konusu olduğunda ben şey yapmıştım, en azından tepkimi göstermiştim diyebilsin. Bu bile yapılmakta yapıldığını görmüyoruz yani. Bu sıkıntıdır tabii ki. Evet, izleyicilerimiz adına ben sana çok teşekkür ediyorum. Gerçekten iki bölümde de bilinmeyen çok farklı ve bilgilenmemiz gereken bu konuda bilinçlenmemiz